Evet, merhabalar. Tekrar uyandırma servisinde sizinle birlikteyiz. Bu hafta da önemli konuları konuşacağız ve konuklarımız var onlarla birlikte. İlk bölümümüzde yani dünyanın gündeminde genel olarak bölgesel ölçekte yani Orta Doğu ölçeğinde Kürt meselesini ele alacağız. Daha sonra yeryüzünün nabzında su sorununu ve barajlar meselesini ele alacağız. Gene bölgesel ölçekte. Üçüncü bölümde ise kitaplar ve hayatta. Yine burada konuğumuz Murat Somer hocamızın kitabı üzerinden gene Kürt meselesini konuşmuş olacağız. Peki dünya gündeminde görüşelim. Evet, bu hafta dünya gündemi Orta Doğu'da Kürt jeopolitiği üzerine kurguladığımız bir bölüm olacak. Bu bölümde Kürt sorununu bölgesel ölçekte ele alacağız. Malum Orta Doğu'da bildiğim kadarıyla en yüksek nüfusa sahip etnik grup Kürtler. Ve şu anda da çok hareketli günler yaşıyor adeta deyim yerindeyse Kürtler. Mesela Kuzey Irak'ta Kürtler işte bağımsızlık referandumu için hazırlık yapıyorlar. Suriye Kürtlerinde özerklik meselesi gündemde. İran'da zaten bir eyalet sistemi içerisinde yaşıyorlar ve orada da bazı şeyler var. Kıpırdanmalar zaman zaman. Diğer yandan Türkiye'de biliyoruz çok yakıcı bir şekilde mesele yaşanmakta. Dolayısıyla öncelikle konuklarımı tanıtayım size. Hakan Tahmaz, kendisi Türkiye Barış Meclisi'nin üyelerinden sözcüsünüz aynı zamanda. Türkiye Barış Meclisi'nin sözcüsü kendisi. Murat Somer hocam, aynı şekilde Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesi kendisi ve Milada Dönüş Kürt Sorununun Üç İkilemi diye bir kitap yazdı kendisi. Bu konuya epey vakıf. Onunla kitap bölümünde de beraber olacağız. Yine sevgili Alişan arkadaşım bizimle bu hafta da beraber yine onunla beraber müzakere edeceğiz konuları. Evet Hakan Bey. Yani bölgesel ölçekte baktığımız zaman Kürt sorunu yakıcı bir sorun olarak yaşanıyor. Bölge devletleri açısından, bölgedeki ulus devletler açısından. Yani şöyle bir durum var adeta Kürtler açısından gibi görünen durum. Yani Sykes-Picot anlaşmasında deyim yerindeyse kazık yemiş olan bir etnik topluluk gibi gözüküyor Kürtler. Çünkü bildiğim kadarıyla İngilizlerin bu konuda onlara sözleri var. İngilizler işte bir Kürdistan eyaletinin veya bir Kürdistan devletinin bütün Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde kurulması yönünde bir takım şeyler gündeme getirmişlerdi ama o olmadı. Ermenilere de aynı şekilde verilen sözler vardı ama Ermeniler Rusya Federasyonu'na bağlı olarak yani Sovyetler döneminde ondan sonra özerk bir bölge olarak başlayıp sonra da bağımsız bir devlete dönüşebildiler. Bölgedeki bütün ulus devletler bir anlamda teyakkuz halindeler. Çünkü Kürt meselesi hem uluslararası anlamda jeopolitik bir unsur olarak içeride yönetimlerle olan meselede zaman zaman gündeme gelen, masada adeta bir kart gibi gündeme gelen bir hadise. Diğer yandan her ulus devletinde kendi içerisinde bir bölünme korkusu var. Sürekli olarak böyle bir paranoya yaşıyor ve gene ulus devlet kimliği içerisinde Kürtleri bir eritme potası içerisinde ondan sonra bölgedeki asli kimliğin içinde eriterek adeta sorunu ortadan kaldırma düşünceleri. Çok yaşanan bir hadise bölgede bölgesel milliyetçilikler temelinde baktığımız zaman. Bu sefer bölgedeki oluşan duruma bakarak Kürtler için durumun avantajlı olduğu söylenebilir mi yoksa ne durum? Yani Kürtler yine deyim yerindeyse kandırılmış mı olacaklar? Şimdi tabii öncelikle hani geçmişe dönüp baktığımızda dünya, bölge her çok fazla her şey değişti. Hani Orta Doğu'nun bir Kürt sorunu, Türkiye'nin bir Kürt sorunu artık dünyanın Kürt sorunu. Yani Orta Doğu'nu zaten bütün bu olup bitenler durup dururken olmadı. Orta Doğu'nun yeniden bir belki oraya kadar detaya girmemiz gerekir mi bilmiyorum ama Orta Doğu'nun yeniden dizaynı sürecinde artık sadece Orta Doğu ülkelerinin kendi sınırları iç işleriyle değil, bütün dünya sisteminin yani neredeyse tamamının dahil olduğu bir şey. Yani aktörler değişti. Yani Yani şöyle artık diyebiliriz sanıyorum burada. Yani
bir bölgesel entegrasyon meselesi var. Yani küresel sisteme entegrasyonu sağlanması düşüncesi var bölgenin. Şimdi burada değişen koşullar var. Hem iç dinamikler açısından, iç geliş, hem bölgesel dinamikler açısından, hem küresel. Artık 21. yüzyılda dünyanın hiç herhangi bir ülkesindeki herhangi bir sorun o ülkenin sorunu olmakla sınırlı bir sorun değil. Yani küresel sorun haline geldi. İnsan haklarından en temel sorunlar bu hale geldiği noktada. Burada Kürt sorununda çok fazla... Ister istemez akla gelen sorulardan bir tanesi bu. Yani insan hakları meselesi pek çok batılı düşünür tarafından da söylendiği gibi adeta bir tür mızrak ucu gibi kullanılan bir şey. Yani bütün herkes kendi işine geldiği tabii gibi yani insan hakları meselesini gündeme getiriyor. Bütün sorunlar. Şimdi burada da artık bütün küresel güçlerin, Orta Doğu güçlerin, bölgesel güç dinamiklerle birlikte bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte temel bir ilke vardır. Ülkelerin, devletlerin ilkeleriyle değil siyaset çıkarlarıyla olur. Dış politika dediğin çıkar ilişkisidir. Az önce söyledim. Hemen önce o belirleyicidir. Şimdi o nedenle sadece Türkiye'nin kendi iş dinamikleriyle, kendi yönelimleriyle ya da İran'ın ya da Irak'ın ya da Suriye'nin ya da bölgenin diğer dinamikleri bu sorunu halledilemez. Bu sorunun Orta Doğu'nun en büyük sorunu, bunlarından bir tanesi Filistin sorunu gibi en büyük sorun, hatta Filistin sorunundan daha büyük bir sorun. Çünkü Orta Doğu'nun dizaynının temel hareket noktası olan enerji meselesinin tam ortasında oturan coğrafi bir konuma sahip. Evet. Şimdi bu nedenle artık eski Kürtlerin eskisi haliyle yaşayabilmesi, yaşayacağı bir düzenlemeye rıza gösterilebilecek ne küresel dünya çapındaki siyasal gelişmeler, sosyal gelişmeler, siyasal gelişmeler buna müsait, ne bölgenin iç dinamikleri buna müsait, ne de Kürt mücadelesinin gelmiş olduğu evre buna müsait. Mutlaka bir değişikliğe, eski halden değişikliğe gidecek. Bunlar genel olarak bir tür sınırlar değişmeden, çeşitli nedeni var mesela Türkiye'yi tartıştığımızdan, Kobani'den ya da Suriye ile Irak'tan ya da Güney ile Erbil ile Irak'tan farklı yanları var. Yani onları ayrı ayrı tartışabiliriz ama sınırlar değişmeden yeni bir çözüm yolu bulmak. Kürtlerin de kendi kendini yönetebilecekleri, üretebilecekleri, geliştirebilecekleri bir modeller bulma. Bütün dünya çapındaki dinamikler hani buraya doğru işaret ediyor. Ama bunun ne zaman hangi güçler ilişkisi içerisinde olacağına ilişkin bir şey hali var. Burada Türkiye'nin şeyini bir kısaca belirtmek istiyorum. Yani Kürt nüfusunun coğrafi, yani toprağa bağlı çözümün olma ihtimalinin en alt düzeyde olduğu bir coğrafya Türkiye diye düşünüyorum ben. Yani kendi bağımsızlığını kurması gibi bir şey değil de daha çok entegrasyon. Yani çünkü Kürt nüfusu artık Türkiye'nin tam bütün coğrafyasına dağılmış durumda. Yani şeydeki gibi Suriye'deki gibi Kobani'de belli bölgelere toplanmış ya da güneydeki gibi belli bölgelerde yaşayan, ağırlıklı yaşayan değil. Türkiye'nin İstanbul bugün Türkiye'nin en büyük Kürt kenti. İzmir en büyük. Yani bunun bütün bu yani toprağa bağlı olmadan bir çözüm yolu bulma hem real olarak, gerçek olarak buna zorunluyuz. Hem de gidişat, tercihler küresel sistemde. Türkiye ile bağlantılı noktasına geleceğiz. Zaten ben isterseniz burada Murat Hocam'a hemen döneyim. Hocam siz de yani Kürt sorununun üç ikileminden bahsederken bu üç ikilem içerisinde en yakıcı gözüken noktanın daha çok dış dinamikler olduğunu söylüyorsunuz. Bu dış dinamikler meselesi hep akılda şu soruyu getiriyor. Yani bu Şeyh Said ayaklanması da malum bilmiyor yani. İngilizlerin de burada bir payı var. Yani elbette ki bu ayaklanmanın dinamikleri daha farklı. Bir Kürt bağımsızlık
çabasından daha fazla veya bu sayıkla ortaya çıkan bir çabadan daha fazla daha çok yönetimle ilgili bir doku uyuşmazlığı diyelim yani. Ayaklanmanın temel şeyi, unsuru bu gibi gözüküyor. Ama sonuç olarak burada İngilizlerin müdahil olması kafalarda hep şu soruyu getiriyor ister istemez. Yani dış dinamikler açısından baktığımız zaman bölgedeki hemen hemen birçok ülke açısından da kafadaki soru işareti aynı gibi. Yani acaba bu işte bizim kendi bölgesel yapımızı değiştirip bizi bölmek için ortaya atılan bir şey mi? Tuzak mı? Önümüze konulan bir tuzak mı? Ve buradan bakaraktan da Kürtlere böyle bir adeta ya bunlar bizim içimizde bir tür Truva atımı gibi hissiyatla bakılmasına yol açan bir durum gibi. Böyle bakabilir miyiz hocam meseleye? Yani genel dış dinamik meselesini bu çerçevede ele almak mümkün mü? Şimdi çok önemli bir soru soruyorsunuz. Ben hem sorunuza yanıt vermek istiyorum hem de Hakan Bey'in söylediğini bir yerde tamamlamaya çalışmak istiyorum. Şöyle aslında bir araya getirebiliriz. Ben milada dönüş terimini de aslında o yüzden kullanmıştım. Çünkü bu Kürt meselesinin ortaya çıktığı dönem, sadece Şeyh Said isyanı dönemi değil, ondan önce Cumhuriyet'in kuruluşu, milli mücadele dönemi, Birinci Dünya Savaşı sonrası dönem, yani 1918'de 1926 yılları arasındaki aşağı yukarı dönem, aslında bu uluslararası dinamikler açısından bugüne çok benziyor. Yani zaten bu dönem, 19. yüzyılın son yılları dünyanın bir önceki küreselleşme döneminin sonuydu. Böyle bir küreselleşme yaşanmıştı dünyada. Orta Doğu yeniden yapılanıyordu. Bugün de çok benzer bir durum var. Ve Kürt meselesi ve diğer etnik meseleler son derece uluslararası meseleler haline gelmişti. O yüzden ve bu dinamikler, o zamanki dinamikler bugüne çok benziyor. Dış faktörler dediğimiz zaman genelde biz sadece büyük devletlerin, süper devletlerin bizim iç işlerimize karışması veya diğer bölge devletlerin iç işlerine karışması, hatta belirlemesi olayı olarak bunu görme eğilimindeyiz. Bu kendimize yeterince güven duymamamızla da ilgili olan bir şey. Dış dinamikler aslında sadece büyük devletleri tabii kapsamıyor. Onlar kendi çıkarları doğrultusunda tabii ki olayları yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama aynı zamanda bütün bölge devletleri de bunu yapmaya çalışıyor. Örneğin Türkiye'de bugün bütün çabasını kullanarak doğru ya da yanlış yollarla, o ayrı bir tartışma konusu, bütün bu gelişmeleri yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi o açıdan baktığımızda hem bir dezavantaj hem de bir avantaj söz konusu Kürt meselesinin çözülmesiyle ilgili. O dönemde de bu ülkeler yeniden yapılandırılırken gerçekten tam da Hakan Bey'in de biraz önce ifade ettiği gibi sınırları değiştirerek, yani sınırları yeniden belirleyerek, belki bir bağımsız Kürt devleti kurarak ya da sınırları değiştirmeden bir mahalli otonomi çözümü yoluyla bu sorunu çözme senaryoları ya da düşünceleri tartışılmıştı. Yani insanlar bunun farkındaydı. Fakat bu gerçekleştirilemedi. Yani uzun vadeli barışı sağlayabilecek, Kürt meselesini çözebilecek bir şekilde bu mevcut olasılıklar değerlendirilemedi ve bir çözüm bulunamadı. Şimdi avantajımız bugün şu bana sorulursa. O döneme bakıldığı takdirde, yani bu Kürt meselesi mahalli otonomi yoluyla mı çözülür, bir özellik, yani yerel özellik yoluyla mı çözülür, bireysel özgürlükler yoluyla mı çözülür, yoksa bir bağımsız devlet yoluyla mı çözülür? Bunlar çok tartışılıyor, hepsi düşünülüyor. Fakat o dönemde ulus devletlerin o dönemki düzeyine baktığımız, bilgi düzeyi, deneyim düzeyi, hatta teknoloji açısından baktığımızda, belki bazı daha esnek, Hakan Bey'in de bahsettiği türden, çözümleri pratiğe dönüştürme imkanı daha az. Böyle bir deneyim yok, böyle bir tecrübe yok. Devletlerin teknolojisi, ideolojisi buna o kadar da uygun değil. Bugün baktığımız takdirde çok daha esnek bir takım idari, siyasal mekanizmaları kullanarak sınırları değiştirmeden, fakat insanların eşitlik taleplerini, özgürlük taleplerini tatmin edebilecek, karşılayabilecek düzenlemeleri yapmak mümkün. Yani böyle bir bilgi düzeyi dünyada var. Ulus devletlerin bugünkü yapılarına baktığımız takdirde biz Türkiye'de genelde çok basit bir şekilde tartışabiliyoruz. İşte üniter devlet veya federasyon gibi. Aslında bu her ikisinin de ortasında veya bu her ikisinin dışında çok daha esnek, farklı yerel ihtiyaçları karşılayan, o toplumlardaki çoğunluğun bir takım taleplerini, ihtiyaçlarını da karşılayabilen, sonuçta insanların daha iyi yönetilmek, daha iyi yaşamlara kavuşabilmek, barış içerisinde yaşayabilmek ihtiyaçlarını karşılayabilen
idari, ulus devlet türleri var. Bu bilgiye sahibiz. Bu avantajımız diye düşünüyorum. Yani bu 100 yıl sonra kadar, bir asır sonraki bu yeniden aynı milada dönüşü yaşadığımız dönemde avantajımız bu. Ama dezavantaj olarak ben şunu görüyorum. Bölge devletleri ve toplumları olarak biz bu elimizdeki imkanları kendi dinamiklerimizle, yani kendimiz konuşarak, müzakere ederek, dış devletlerin muhtaç kalmadan veya onların müdahalelerine çok da açık olmadan kendi başımıza çözmek açısından maalesef çağın gerisindeyiz. Yani bu kendi bölge devletlerinin, toplumlarının, aktörlerinin bu konuyu tartışma biçimine baktığımız takdirde dünyanın geldiği düzeyin maalesef arkasında olduğunu, yani çağın maalesef gerisinde biraz kalmış olduğumuzu görüyorum. Yani dış dinamikler her zaman olacaktır. Dediğim gibi bütün ülkeler, Türkiye'de dahil olmak üzere, bugün bölgede sadece Amerika Birleşik Devletleri, Rusya değil, İran da bütün gücüyle gelişmeleri etkilemeye, manipüle etmeye çalışıyor. Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor, Suudi Arabistan yapmaya çalışıyor. Bütün ülkeler bunu yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki eğer bölge devletleri ve toplumları, burada sadece devletlerden de bahsetmeyelim, yani benim en çok üzen şeylerden bir tanesi, bizim geleceğimizi, hayatımızı etkileyecek olan gelişmeler olurken, biz insanlar olarak, toplumlar olarak hakikaten hiçbir etki olanağına pasif ve kendimizi güçsüz bir konumda görüyoruz. Devletler belirliyor gelişmeleri. Halbuki biz toplumlar olarak daha müdahil olabiliriz. Biz konuşarak, müzakere ederek şimdi ve tabii siyaset keşke bunu hocam, yapabilse. Sizin bölümünüzde zaten ayrıntılı olarak konuşacağız. Ben yine Hakan Bey'e döneyim. Peki Üstad, yani mesela şu anda bölgesel gelişmelere baktığımızda Irak'taki özerk yönetim bağımsızlığa yakın duruyor gibi ve üstelik bildiğim kadarıyla da bölgeyi dizayn eden büyük güçler ilk dönemde, yani birinci Sykes-Picot dediğimiz dönemde bölgeyi dizayn eden güçler de bunu yüreklendirici bir pozisyonda gibi duruyorlar. Yani belki Obama'nın kısmen hani bir denge gözetme gibi bir tavır var ama mesela Amerika'daki cumhuriyetçilerin tavrına baktığımız zaman özellikle de eski Bush'un mesela yaptığı açıklamalar benim aklıma geliyor. Yani bir Kürdistan'ın artık zamanı gelmiştir, bu doğrudur ve ben sonuna kadar sizin yanınızda olacağım demesine baktığımız zaman. Yani ne diyorsunuz? Yani böyle bir durum var mı hakikaten? Ben böyle bir durumun olmadığını düşünüyorum. Hmm. KDP yaklaşık son bir yıla yakın süreçtir, bir yakından takip ediyorum. Aynı zamanda bir KDP'ye ait bir yayın organında yazı yazıyorum her hafta. Sürekli bunu gündemde tutuyor ama dünyanın yönelimi, bölge iş dinamikleri açısından ben böyle en azından görünür gelecek için söyleyebilirim. Şimdi şey olarak kesin çizgilere böyle bir şey yoktur diyemem ama görünür gelecekte bölgenin iş dinamikleri, ulus devletlerin, iş dinamikleri, küresel yönelim, sınırların değişmesine çok rıza göstermiyor. Bütün mesele burada şu. Hem ülkelerin kendi iç siyaseti, hem bölgesel siyaset, hem de küresel siyaset Kürt meselesini her defasında kullanıyor, değerlendiriyor. Bazılarını de ısrarla böyle bağımsızlık bütün hepsine dair, hepsinin Türkiye'nin Kürt meselesini bizim siyasetçilerimiz nasıl yaklaşıyorsa diğer ülkelerde de benzer yer. Barzani şu anda elindeki tek silah, kendi siyasal tabanı, sosyal tabanı açacak. Politik varlığı açısından. Tek manevra gücü bağımsızlık. Biliyorsunuz bundan 7-8 yıl önce, hatta 5 yıl önceye kadar Kerkük meselesi vardı. Kerkük bağlarız, referanduma gideriz. Sürekli bunu gündeme geldi. Şimdi başka bir şey yok. Bunun siyasal, toplumsal, sosyal, küresel karşılığı var mı derseniz bana göre, buna ben hiçbir çok ince, çok detaylı Kürt meselesi çalışan akademisyenden, gözlemciden böyle bir bilgi elde etmedim. Yani kendimde takip şeyde yok mu ya, mesela fiili olarak zaten orada mümkün bir değil. Orada bir bakın, hükümet var fiili olarak yani tabii, ve sen, ayrılmış şimdi, gibi. Şimdi niye? Ya bir sınırlar var çünkü. Şimdi, ama o sınırlar onun
O Sunnililer biz ayrıldık dediği zaman ne sonuçlarını Barzani bunun sonu getireceği Kürt toplumuna getireceği sonuçları bizden çok daha iyi biliyor. Çünkü anayasal... Ne olur hocam mesela? Sonuçları nedir? Yani, görüyorsun? Yani şimdi şu anda fiili bir başkan var şeyde. Yani anayasaya göre, kendi anayasalarına göre Barzani başkan değil. Barzani başkan değil. Çünkü başkanlık süreci dolmuş. Anayasa yeni bir meclis bir başkan seçmeyi ya da bir yolunu deneyemedi. Hatta hükümetin bir kısmı geri çekildi. Yani hükümet bakanlardan biri de. Şimdi niye? Oturmuş bir, kurumsallaşmış, oturmuş bir, kendi içinde bile yapı yok. İki, merkezi hükümetten gelen kaynaklar, petrol kaynaklarının kullanımı konusunda büyük sorunlar var. Orta Doğu'da hemen hemen herkes, Orta Doğu'nun bu karmaşaya bir şey taşıyor, enerji taşıyor. Evet. Bütün güçler, yani hocanın dediği doğru Murat Hoca'nın, sadece devletler İran, Irak değil. Irak'ın içerisindeki siyasal güçler, sosyal güçler, İran'daki aşiretler yani her biri bu karmaşaya şey taşıyor. Bir geçiş dönemi yani. Şimdi buna küresel güçlerde yani dinamiklerde bunu kullanıyor. Yani bugün Türkiye'nin Kürt meselesiyle ilgili konuya nasıl yaklaşılıyorsa, evet, nasıl değerlendiriliyorsa, işte mesela biliyoruz ki birçok ülke çözüm sürecinde ya Türkiye'nin kendi başına bu işi çözmeye çalışmasına çok hoşlanmadı. Dahil olmak istedi. Ben bunu yakından takip eden bir insanım. İşte kısa süre önce de bir uluslararası bir akademisyenle toplandık. Herkes biz bunu neresinden tutacağız şeyi içerisinde. Çünkü süreci belirlemek istiyor. Müdahil olmak istiyor. Siyaset bu hale geldi. Şimdi buradaki temel sorun ama Murat Hocam'ın söylediği sorun. Biz kendimize güvenmezsek, biz beceremezsek, şimdi bir şeyden söz etmek istiyorum. Ben çok aktüel olan ama Türkiye'de basılmayan bir kitap var. Bu İmralı Notları diye. Onu okudum. Yani enzer insanların tamamını okudum. Çözüm süreci, çok şaşırtan bir bilgiyi sizden paylaşmak istiyorum. Çözüm sürecinin ilk başında, yani Temmuz 2013 yılında Öcalan görüşmesinde, bakın bu süreçten bölgede çok rahatsız olan güçler olacak ve bu işi bozacaklar. Evet. Hızlı davranalım diyor. Çünkü onun çözüm süreci diye söylediği, kendi tabiriyle söyleyeyim, modernleşmiş ve demokratikleşmiş Kürt-Türk ittifakıyla bu iş olur. Bölge kurmalıyız. Bölgede var olabilmemizin, Türk devletinin, Türkiye'nin var olabilmesinin ve güçlü olabilmesinin tek yolu bu ittifak. Ama modernize edilmiş ve demokratik bir Türk-Kürt ittifakı diyor. Bundan bu ittifakın karşısında konumlanacak ülkeler söylüyor, evet, örgütler söylüyor. Şimdi gerçekten buna dönüp baktığımızda biz bunu yapamadığımız oranca başkalarının parmak atmasına, başkalarının daha etkin olmasına, müdahil olmasına yol açıyor. Mesela çok örnek verilecek bir şey, bir örnek vereyim. Cenevre toplantısı oldu. Türkiye Cenevre'de PYD olmasın dedi. Diretti. Anlaşılamadı. Türkiye'nin söylediği oldu ama ABD ne yaptı? IŞİD temsilcisini aynı Cenevre toplantısı anında PYD'nin bölgesine gönderdi. Bir kişi göndermedi, 17 kişi gitti. 17 kişi gitti, 3 bölgede, yani onların kanton bölgesi dediğimiz bölge yöneticileriyle toplantı yaptı. Yani ABD dedi ki, evet ben sana tamam diyorum ama senin politikalarına şimdi tamam diyorum ama senin politikalarına tamam demiyorum. Halbuki biz biliyoruz Hakan ki... süremiz bitti aslında ama olmazsa yönetmenimizden rica edelim bir ek süre. Bu ek süre içerisinde de bu söylediğiniz noktaları konuşalım isterseniz. Tamam, siz bilin.
Hakan Bey'le önemli meseleler konuşuyorduk aslında. Önemli bir gündem aldı. Yani büyük devletlerin Türkiye'deki çözüm sürecine olan müdahaleleri nedeniyle işlerin biraz karıştığına yönelik de önemli bir şey söyledi. Buradan devam edelim isterseniz. Bu yani bu tespit doğru bir tespit mi? Yani çözüm masasının devrilmesinde direkt hani böyle bir şey söylemek belki çok iddialı olur ama bir şekilde sürecin çetrefilleşmesi ve çatallaşmasında bu anlamda büyük devletlerin de bir rolü oldu diyebilir miyiz? Ya işte, şöyle söyleyeyim, tabii elimizde bir veri yok ama Türkiye'nin çözüm sürecini kendi sadece kendi içinde çözmesinden hoşnut olunmadığına dair epey bir veri var. Burada ama sorun şu, yani Türkiye'nin temel siyaseti olan ya hep bölünecek müdahale, ya siz bölünecek ortamı yaratmazsanız kimse bölemez. Kimse müdahil olma, şimdi bölünecek demeyelim, müdahil olma ortamı yaratmamalı lazım. Yani bu açıdan hani bu sorun biz ama toplum olarak... Burada şöyle bir sıkıntı da var. Yani biz fırsatlarımızı iyi değerlendirebilirsek, bak bu şunu söyleyeyim. Bakın bugün 7-8 aydır yaşadığımız süreci ve çözüm sürecindeki kıymetini ben eminim ki 2 yıl sonra daha fazla anlayacağız. Çünkü kritik bir süreçte Türkiye... Ya bölge halkının bu konuda hiçbir sıkıntı hayır, yok. Yani şey kastetim, hani, Türkiye açısından değerini söyleyeyim. Bilmek anlamında hayır, Türkiye açısından söyleyeyim. Bizim açımızdan, Türk devleti açısından, Türk yöneticiler. Şu anda bölgede ciddi şeyler gelişiyor ve biz bir enerjimizin büyük bir kısmını bir şeye harcıyoruz. Hem bu açıdan hem de daha gelecekte daha fazla zemin olacak iş dinamikler açısından. Yani Suriye kendi Rojava kendi rotasına girmiş olacak, bölgedeki gelişmeler bu işte daha fazla. Ya biz niye bunu işi baştan hızla yapamadık? Üstad, şöyle bir şey var yalnız. Suriye Dışişleri Bakanlığı bir açıklaması vardı veya dışişleri sözcüsünün. Şöyle diyor, yani Suriye'de Kürtler diyor, yani Kürt arkadaşlar bu özellik meselesinde fazla ateşli davranıyorlar. Bence bir ateş düşürücü aslında. Yani demokratik bir çözüm olabilir elbette. Bunları konuşuruz. Bu doğru bir şeydir ama şu anki gibi bir otonomiyi de kabul etmeyiz diyor. Yani şey olmazsa, büyük devletlerin herhangi bir müdahalesi olmaz da bölge normal süreç içerisinde, Suriye kendi normal süreci içerisinde bir belirli bir rotaya girer ise diyelim, daha doğru bir ifadeyle, ondan sonra yani kendi içerisinde seçimleri tamamladı Suriye demokratik bir şekilde ve demokratik bir yönetim oluştu diyelim. Ama yeni gelen demokratik yönetim dedi ki hayır Rojava'ya, yani siz burada şu ana kadar yaşadığınız süreci yaşayamazsınız. Artık siz burada hani neyi, yani yerel özellik, evet hani yerel yönetim anlamında yetkileriniz arttırılabilir. Biraz daha adil bir merkezi bir yönetim biçimi olabilir ama artık eski özellik olmaz dedi. O zaman sizce durum ne olur? Ya ben şimdi hani gelişmeler neyi gösterir onu bilemem ama şu başta ilk oturumda söylediğim için hangi devlet isterse sizin, isterse Ankara, isterse İran, ister Bağdat, ister Şam olsun. Artık eski haliyle, eskisi olduğu gibi merkezi yönetim içerisinde Kürt sorununu, Kürtleri varlığını devam ettirebilecek bir siyasal konjektür yoktur. Yani bu biçimi ne olur? Bugünkü Suriye'de olduğu gibi kantonların devamı içine bir olur, başka bir şey mi olur ama hocam da söyledi. Eski halden, yani merkezi Kürtlerin merkezi yönetimlerin kimlikleri altında ezilmiş bir biçimde varlığını devam ettirecek bir siyasal dinamik yoktur. Bunu Kürtlerin kabul edemeyeceği gibi, etmeyeceği gibi bölgesel gelişmişlikler, dünyadaki gelişmişlikler de kabul edemez. Benim dinlediğim, Türkiye'de bunun içerisinde bugün buna ne kadar hızlı davranıp çözüm bulursa kendini o kadar hızlı yola sokar. Biz bunda geciktiğimiz sürece parmak atma işi rahatlıkla oluyor. Benim peki, kastettiğim yani bu. Demokratik bir çözüm modeli konuşulduğu zaman akla gelen şey mutlaka yani hani mesela Türkiye'nin anlaşma üzerine hani şöyle söyleyelim daha doğru bir ifadeyle, yani Türkiye'nin mesela Avrupa yerel yönetimler özellik şartına koyduğu çekince var.
Şimdi AK Parti'nin ilk geldiği dönemde uyguladığı bir yerel yönetimler modeli vardı, gündeme getirdiği bir yasa olarak. Evet. Bayağı radikal bir Adem-i merkeziyetçi diyebileceğimiz bir yapılanma öngörüyor. Onu hazırlayan değerli Ömer Hocam, Ömer Dinçer'le de kitabını çıkarttı şimdi onu. Eyvallah. O zamanki başbakanlıkmış dışarıda. Eyvallah. Yani şimdi mesela bu modelin dışında böyle hani yerel özellik dediğimiz şeyin hani yerel yönetimlerin yetkisini arttırarak bölge halkının kendi kendini yönetme dinamiğinin önünü kısmen açarak diyelim başka ifadeyle bir çözüm yolu tercih edilemez mi? Yani illa bu yani otonomi diyebileceğimiz yapılar olmak zorunda mı? Hayır, ben sizin adınıza söylemiyorum bunu. Şimdi onu o hani, Türk siyasal hareketinin mesela genelde gündeme getirdiği nokta bu hep. Yani otonomi çerçevesinden bakıyor ben, meseleye. Şöyle söyleyeyim uzatmadan. Yine o kitaptan bir örnek vereyim. Demokratik özellik tartışması yapılıyor. Görüşmeci heyete diyor ki ya bu Öcalan diyor ki bu görüşmeci demokratik özellik kelimesini bir kenara koyun diyor. Dolmabahçe mutabakatı denen Dolmabahçe'deki 10 maddenin içerisinde bunun geçiş biçimi şu. Yerel ve ulusal demokrasiyi güçlendirmek. Aslında bu ve bunu Hatip Dicle görüşmeye katılan İmralı'daki görüşmeye katılan Hatip Dicle İmece Televizyonu'nda dedi ki Öcalan devlet heyetiyle yaptığı görüşmeyi de demokratik özellik yerine bu tanımı kullanmayı uygun gördü. Yani buradan şunu söyleyeyim. Hocam da söyledi, ben de tekrar ediyorum. Mutlaka bu soruna biz iletişim dünyasının, siyasal dünyanın gelişmişlik düzeyine denk düşen ve talepleri de, yani istemleri de, kesiminin yurttaşlarının istemlerini de dikkate alarak demokratik zeminde bir çözüm bulunabilir. Bunun formülü nedir diye, bunun formülü yapılacak, bunun müzakere zemininde yapılacak görüşmelerle, tartışmalarla bulunur diye düşünüyorum. Aslında şöyle bir Avrupa, özür dilerim. Yani Avrupa yerel yönetimler özellikle şartına çekinceyi koydu Türkiye'ye ama Abdullah Hoca'nın da ilk başlarda, müzakerelerin başladığı süre içerisinde bu bize yeterli gibi bir açıklama yapmıştı ve zannediyorum halen de o geçerlidir diye düşünüyorum ben. Yani şimdi şunu bir önce ben otonomi konusuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bizim anayasamızda iki tane yönetim var. Bir var merkezi hocam, yönetim. Yani söylemek zorundayım. Süremiz çok azaldı. Tabii çok kısa. O kısaca yani geçerseniz iyi olur. Tabii. Yani her yerel yönetim aslında bir otonomidir. Çünkü bir idari mekanizma anayasada diyorsa işte yerel yönetim diye bir şey vardır. Bir takım kararları o alır dediğiniz anda zaten bir otonomi yaratmış oluyorsunuz. Biz otonomi dediğimiz zaman mutlaka bir federasyon gibi hatta bağımsızlığa giden gibi bir şey toplum olarak algılanıyor. Halbuki öyle değil. Yani her yerel yönetim bu genişletebilir. Ama esas önemli olan bence şu veya bu değil. Konuşarak ben işte bir halk adına biz idare olarak şu çözümü getiriyoruz dediğiniz takdirde bu çözümden etkilenecek insanlar bundan tatmin olmayacaklardır. Çünkü aslında onlar pasif bir konumda. Ama konuşarak yani bir sorunun muhataplarıyla konuşarak toplumdaki bütün muhataplarıyla ben şu veya bu aktörden de bahsetmiyorum. Sorunun muhataplarıyla eğer konuşarak bir çözüm getirdiğiniz takdirde o daha çok benimsenecektir. Yani sadece biz sonunda tam nasıl bir değişiklik yapılacak bunu tartışmak yerine aslında nasıl yapılacak belki o yöntemi daha önemli. Konuşarak mı, demokratik bir yöntemle konuşarak, müzakereyle, danışarak mı yapılacak yoksa birisi işte ya da bir aktör, bir güç toplum adına bir çözüm mü getirecek? En ideal çözüm bile getirseniz bence bu tek bir toplum adına getirilen bir çözüm başarılı olmayacaktır. Çünkü insanlar için o sorunun muhatapları açısından onların katılarak, sürece katılarak oluşturulmuş bir çözüm olmayacaktır. Evet. Diye düşünüyorum. Ben bir şey daha ekleyebilirim. Bu demokratik çok kısa, demokratik özellik gibi çünkü tanımına dair. Ya aslında demokratik özellik denen şey, o yerel yönetimlere dair yapmış olduğu şeyler, net bir tanımı falan yok yani o siyasal hareketin. Yani buna ilişkin halen böyle tartışmaları devam ediyor. Ne olduğu belli değil. Yani bir şey var, tabii ki merkez kaç bir yönetim, yani halkın kendisini yönettiği şekilde tanımlıyorlar ama buna dair yani tarihten de örnekleri getiriyorlar, başka örnekler falan da var ama net bir şey yok ve bu tartışma götürür bir şey. Tüm mücadele bunun üzerine. Tartışma zemini olarak. Tabii. Yani hani net bir proje yok ortalıkta.
Evet. Evet. Süremiz bitti ister istemez. Konu çok sıcak, çok can yakıcı aslında. İnşallah bir başka programda yine daha geniş bir şekilde ele alırız. Evet, dünyanın gündemi bölümünü burada sonlandırmış olduk. Orta Doğu'da Kürt meselesini, bize değen kısımlarına da deyim yerindeyse sadece değinerek geçiştirmiş olduk. Geçmiş oldu yani işin bu boyutu. Şimdi diğer bölümümüze, yani yeryüzünün nabzına geçeceğiz. Orada da yine bölgenin bir başka meselesini ama daha çok ekolojik, çevresel bir meseleyi ele alacağız. Daha sonra Kitaplar ve Hayat'ta Murat Hocamızla birlikte yayına devam edeceğiz. Yeryüzünün nabzındayız bu sefer. Yeryüzünün nabzında Orta Doğu'daki su sıkıntısını ve barajları konuşacağız. Çünkü su sıkıntısıyla barajlar arasında bir ilişki var. Pek çok ülke barajlar koyarak aslında mevcut su kaynakları ile ilgili problem yaratıyor. Yani oradaki su kaynaklarının kıtlaşmasına neden oluyor. Bölgeye baktığımız zaman gerçekten de bir kriz var ortada. Hatta su doruğu kavramı var mesela çokça kullanılan. Su doruğu işte suyun kullanımında belli bir tepe noktaya varılıp ondan sonra çan eğrisi gibi adeta. Ondan sonra giderek aşağıya doğru düşmesini ifade eden bir durum. Bu anlamda bölgedeki pek çok ülkenin su açısından baktığımız zaman eksi pozisyonda. Yani bütçesi eksi veriyor. Deyim yerindeyse yani artı vermek bir yana eksi veriyor. Türkiye sadece bu bölgede su açısından rahat ülke gibi gözüküyor. Kısmen o da. Türkiye ve Irak. Evet. Evet. Fırat ve Dicle özellikle. İki ırmak yani. Fırat gene kısmen öyle değil de Dicle büyük oranda Irak topraklarından kaynaklandığı için. Dolayısıyla çok önemli. Evet. Irak biraz daha rahat dediğin gibi. Ama diğerlerinin hepsi ciddi anlamda bir kurak iklim özelliğine sahip olmaktan kaynaklanan su sıkıntısı çekiyorlar. Hatta benim şu anda elimde bazı ülkelerle ilgili veriler var. İthalat anlamında yani yılda ne kadar ithalat yapıyorlar diye. Mesela Endonezya, İslam ülkeleri açısından bakarsak 101.7 milyon metreküp yıllık ithalatta bulunuyor. Su ithalatı yapıyor. Mısır... Evet, evet, evet. Mısır 80.2 milyon metreküp. Suudi Arabistan 54.4 milyon metreküp. Malezya 51.3 milyon metreküp. Cezayir 49 milyon metreküp mesela. İran 29.1 milyon metreküp. İşte Fas 27.7 milyar metreküp. Tunus 19.3 milyon metreküp. Ürdün 22.4 milyon metreküp. Yani rakamlara baktığımız zaman. Yok, Türkiye'nin ithalatçı bir ülke pozisyonunda değil. Evet. Hatta en son Kıbrıs Rum kesimiyle yapılan anlaşmayla aslında o gerçekte hani Kıbrıs Rum kesimi üzerinden aslında İsrail'e verilme planı, o proje. Öyle bir proje vardı değil mi? Yani şeyden, İsrail'le evet. Bir su anlaşması projesi çok gündemdeydi yani. Şimdi hal böyle olunca barajlar gerçekten su açısından ciddi sıkıntı yaratıyor bölgede. Ve bu bölgede hakikaten hani kıyamet tellallığı yapmak anlamında demeyelim ama gerçekten de su yüzünden çatışma potansiyeli yaratan bir durum. Sanıyorum senin de elinde çeşitli veriler, çeşitli bilgiler var. Evet. Ya mesela Fırat ve Dicle Nehri'nden kaynaklı olarak Suriye ile epey problemler çıkmış bir şey. Zannediyorum böyle 1950'lerde baraj inşaatından kaynaklı olarak böyle bir problem çıkmış Suriye'de. Evet, evet, evet. Türkiye arasında. Yani mesela Suriye'deki nehirlerle ilgili Türkiye'nin aynı şekilde itirazları var. Çünkü şimdi su bildiğimiz anlamda sınırı kabul etmiyor. Böyle tabii. Bir hakikat var. Yani senden bağımsız olarak. Aynen öyle. Yani gidiyor. Yani işte Coralis etkisi diye bir etki var. Yani kavisli bir şekilde nehirlerin çoğunlukla yol almasına, yılan kavi diyebileceğimiz bir şekilde yol almasını sağlıyor. Dolayısıyla siz suyu barajlarla bir anlamda durdurduğunuz zaman akışını, evet. Hem bunun yaratmış olduğu çok çeşitli doğal yaşam üzerinde olsun, suyun kendisi üzerinde olsun olumsuz etkisi var.
hem de komşu ülkelerle aranızda problem çıkmasından yol açıyorsunuz. Mesela Mısır'la Sudan arasında Mavi Nil Nehri'nin suları konusu oldu bitti bir problem noktasıdır. Evet. Hatta Mısır çok güçlü olduğu için bölgede askeri olarak zaman zaman meydan okuyor yani. Mesela Amerika'nın Meksika ile yaptığı durum gibi aynen. Amerika'da mesela Rio Grande Nehri'nin suyunu büyük oranda kendisi kullanıyor. Meksika'ya meydan okuyor yani. Diyor, aynı kardeşim şey... ben büyüğüm diyor. Evet. Alamazsın diyor. Yani ben sana ne kadar verirsem buna rıza göstermek durumundasın diyor. Yani eşit paylaşım. Kanada ile Amerika arasında da böyle bir problem. Evet. Biliyorsun Kolombiya Nehri'nin şeyi üzerine böyle bir şey çıkıyor. Ne derler? Bayağı çatışıyorlar bunun için. Evet, mesela. Yani... Ondan sonra hatta mesela bu problemden sonra bazı doktrinler falan geliştiriliyor bildiğim kadarıyla. Var mı o konuda bilgi? Var. Yani. Hidropolitik teoriler var çeşitli şekillerde. O yani başka bir programda onları konuşuruz istersen ayrıntılı olarak ama ortada böyle bir problem var. Yani bir su var ve bu suyun bir havzası var. Ve bu havza içerisinde birçok ulus devlet var. Ve her ulus devlet de kalkınmaya çabalıyor. Evet, kalkınma bu işin temeli aslında. Aynen öyle. Yani çok mesela Suriye pamuk ekimi yapıyordu büyük ölçüde. Pamuk da çok su tüketen bir bitki malum ondan sonra. Su ne kadar hatta, kullanıyor mesela? Şeker pancarı tarımı yapılan yerler vardı mesela. Şeker pancarı da aynı şekilde çok su tüketen bir bitki. Tabii. Şimdi siz çok su tüketen bitkilerle tarım yapıyorsunuz bölgede. Ve bunun için de çiftçiye su verebilmek için baraj inşa ediyorsunuz. Ve bu baraj üzerinden işte boru hatlarıyla çiftçilere su veriyorsunuz. Yani deyim yerindeyse... Tarlaların sulanmasını bir anlamda garantiye alıyorsunuz. Ama jeopolitik gerçeklikle uyuşmuyor bu durum. Evet. Yani şimdi her bölge kalkınmak istediğinde daha çok suya ihtiyaç duyuyor. Yani kullandığı su miktarı her geçen gün artıyor. Biraz suyla petrol birazcık şey gibi değil mi? Çok kalkınma için temel şeyler. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok gerekli olan şeyler. Evet. Yani şimdi hatta siz hidroelektrik enerji bakımından da sudan yararlanıyorsunuz. Yani ülkenin elektrifikasyon açısından da kalkınma için elektrifikasyon şart olması gereken bir şey baktığımız zaman. Böyle bir durum olunca mecbur kalınıyor. Ondan sonra ama diğer tarafta sizin gibi o suyu alabildiğine çok kullanmak istiyor. Evet. Bu sefer arada problem çıkıyor işte mesela. Ve bu yüzden mesela biraz önce Kürt jeopolitiğini konuştuk ya bir dönem mesela Suriye ile Türkiye arasında PKK probleminin yaşanmasında en önemli faktörlerden bir tanesi de bu. Yani Suriye mesela Suriye'nin PKK'yı kendi topraklarında barındırması ve ona destek vermesi. Tabii. Doğu sürecinde falan. Tabii. Barajlar böyle bir neden yani olduğu Atatürk söyleniyor. Barajı, evet. Atatürk Barajı mesela kurulu olan Atatürk Barajı ciddi bir anlamda problem yaratıyor. Ciddi bir sıkıntı yaratıyor mesela. Evet. 1978'de zaten bir ortak bir şey kurmuşlar. Ne derler bir komisyon kurmuşlar. Bu problemi nasıl hallederiz diye Türkiye ile Suriye arasında. Fakat hiç yani herkesin farklı farklı talepleri var ve sonuçta sonuca varmayan görüşmeler falan olmuş. Aynen. Tabii sürece kadar öyle bir şey de var. Evet. Mesela ben kendi Su Satanlar diye bir kitabım var. Oradan bazı noktalara bakıyorum şimdi. Sen bayağı çalışmıştın bu konuda. Yani burada benim ele aldığım konulardan bir tanesi. Baraj mesela gerçek anlamda bir problem. Yani... kıtlığı ve kıtlığın şiddetli çatışmalara yol açma potansiyelini yaratan üç güç var deniliyor. Mesela Sandra Postel'in bir saptaması bu. Amerikalı bir araştırmacı. Kaynağın boşalması ya da bozulması ve sonuçta kaynak pastasının küçülmesi. Pastanın dilimlerinin küçülmesine neden olan nüfus artışı ve bazılarının diğerlerinden daha büyük dilimler almasına yol açan eşit olmayan dağıtım ya da ulaşım. Bu üçünün de belli düzeylerde etkisini görüyoruz ama işlerinde en etkilisi eşit olmayan dağıtım diyor mesela Sandra Postel. O daha çok yani mesela Colorado Nehri ve Rio Grande Nehri üzerinden Meksika ile Amerika arasındaki anlaşmazlığı ve yine orada müthiş bir yeraltı su kaynağı var mesela Oglala. Akiferi diye geçiyor mesela. Bunlar üzerinden bu değerlendirmeleri yapıyor. Gerçekten de temel sorun dilim problemi gibi gözüküyor. Yani mesela şu anda Türkiye Atatürk Barajı gibi büyük barajlar yaptığı zaman Fırat'tan aldığı pay, Fırat Nehri'nden aldığı pay daha yüksek oranda oluyor. Evet. Bu arada bir şey aklıma geldi. Geçen programda konuştuk ya bu kuraklık Suriye Savaşı'na
neden olan önemli şeyler, faktörlerden biridir. Yani 2006'da var şey kaynaklı. İsyanlar da yani bir etken olarak. Tabii ona etkiyor. Yani sonuçta hepsi zaten bir bütün yani. Hangi neden ne kadar baskındır falan bunları şey yapamayız. Bir etken, önemli bir etmen bu. Hı-hı. Yani mesela Atatürk Barajı'nın ya da işte GAP'ın ya da işte Fırat'ın daha kurak, ne derler, Suriye'ye daha az su gitmesinden kaynaklı olarak bu kuraklık meydana gelmiş olabilir mi? Yani mesela böyle sorular falan sorulabilir. Bu da önemli bir etken tabii. Yani tabii. Çünkü barajların gerçekten bulunduğu bölgenin iklimini değiştirdiği bir hakikat. Evet. Yani bir kere suyun akış sistemini bozuyor ondan sonra. İkincisi canlı hayatı olumsuz etkiliyor. Evet. Üçüncüsü buharlaşma oranı çok fazla barajlarda. Evet. Dördüncüsü yani kaynağı kurutmaya başlıyorsunuz bu süre sonra. Yani evet. Normal hani şimdi bizde hep sıklıkla mesela şu anda hidroelektrik enerji üretmek bakımından barajlar savunulurken hep bu dile getiriliyor ya mesela. Ya kardeşim işte barajlar da olmazsa bu su boşa akacak. Yani hep kafada bu var yani evet. Su boşa akacak. Hayır su boşa akmıyor aslında. O sudan bütün herkes faydalanıyor. Yani o yöredeki köylüler de yararlanıyor, o yöredeki çiftçi de yararlanıyor, herkes yararlanıyor. Bitkiler orada. Yararlanıyor. Tabii hayvanlar yararlanıyor, yani. Bitkiler yararlanıyor, herkes yararlanıyor yani o sudan. Ama baraj yaptığınız zaman bu yarar ortadan kalkıyor o zaman. Evet. Yani mesela Türkiye'de yapılan barajların birçoğu ciddi anlamda canlı hayatı olumsuz etkiliyor. Evet. Mesela balık geçitleri yok birçok barajda Türkiye'deki. Balık geçidi olmadığı için göç halindeki balık sürüleri açısından ciddi bir sorun yaratıyor mesela bu. Evet. Artı barajların ciddi problemlerinden bir tanesi de mesela birikim meselesi yani toprak birikintisi. Bir barajın ömrü en fazla 30 yıl. Hadi taş patlasın 40 yıl. 40 yıl sonra o barajın verimi ortadan kalkıyor, düşüyor. Yani ciddi anlamda bir çamur birikintisi oluşmaya başlıyor artık. Yani dolayısıyla artık eskisi gibi verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz o barajı. Siz 30-40 yıllığına yani suyu hapsediyorsunuz sadece. Beton ve çelikten bir takım bir duvarın arkasına diyelim. Ondan sonra ırmağı hapsediyorsunuz. Yaptığınız evet. Şey bu oluyor. Ve bunun yaratmış olduğu da bir sürü olumsuz etki var. Yani çünkü hani canlı hayat, su bitkileri, su basan ormanlar mesela. Şimdi İğneada'ya nükleer santral kurulacak ya. Evet. Mesela dünyanın en özgün bölgelerinden bir tanesi ve orada su basan ormanları var mesela. Evet. Yani siz oraya nükleer santral kurduğunuz anda o ırmak, daha doğrusu o su basan ormanlar ortadan kalkacak, yok olacaklar. Şimdi orada bir sistem var sonuç olarak ve siz o sistemi bozmuş oluyorsunuz. Müdahale ediyorsun. Tabii müdahale ederek. O sistem bozulmuş oldu. O sistem bozulduğu zaman ne oluyor? Aslında zincirleme bir reaksiyon yaratıyor yani. Ve bütün sistem bozulmaya, alt üst olmaya başlıyor, denge bozulmaya başlıyor. Bunun yaratmış olduğu olumsuz sonuçlar yaşanıyor. İşte mesela işte bu GAP projesinden sonra bölgede aşırı sulamadan kaynaklanan tuzlanma meselesi var. Aşırı sulama nedeniyle tuz birikintisi artıyor tortu olarak. Ve bu da verimsizleştiriyor. Toprağı verimsizleştiriyor. Tarımı olumsuz etkiliyor mesela. Aynı şekilde barajlar nedeniyle mesela bölgede sivrisinek popülasyonu artıyor. Buyur sana bir etken mesela. Evet. Daha ılıman oluyor. Daha ılıman olduğu için daha çok yağmur yağabiliyor mesela bölgede. Bazen de tam tersi etki yaratabiliyor. Kuraklığa neden olabiliyor. İklim değişikliği nedeniyle. Evet. Böyle bir yani sonuç olarak bir baraj yapıyorsunuz 30 yıl için. O 30 yıllık süreç için veya 40 yıllık süreç için diyelim. Ondan sonra siz bütün oradaki sistemi bozmuş oluyorsunuz. Evet. Artı bir de söylediğimiz gibi sınır aşan su meselesi var. O çok su dediğimiz önemli şey mesela. Sınır tanımıyor. Evet. Sınır diye bir derdi yok onun. Ondan sonra ulus devlet diye bir kavramı kabul etmiyor. Evet. Ondan sonra. Ne güzel. Şey var mesela aslında Orta Doğu'da böyle su havzalarına dair böyle bir notlar almıştım ben de. Hı hı. Şimdi mesela hani ırmaklar, sınır aşan sular. Hı hı. İşte mesela Türkiye'den kaynaklanıp işte Suriye, Irak'ı geçen Fırat Nehri var. Tabii Dicle Nehri birleşiyor. O, yani Suriye'de daha fazla bir şey ne derler? Şatül Arap'ta birleşiyor Dicle. Ondan sonra Basra Körfezi'ne dökülüyor. Şimdi böyle bir şey bayağı uzun bir şey evet, falan var. Evet. Birinci havza bu. İkinci havza
Golan Tepelerinden kaynaklar başlıyor ve Tebriye Gölü'ne giden bir Ölüdeniz'e dökülen bir şey var. Irmak var. Ürdün Nehri. Hı hı. Böyle bir şey. Üçüncüsü Victoria Gölü'nden kaynaklanıp Habeşistan'dan başlıyor. Sudan'a da son bulan, Sudan'da birleşen Nil Nehri var. Evet. Yani mesela daha birçok havza var. Bunlar bayağı bahsedebileceğimiz. Evet. Ve bölgede Asi Nehri var mesela. Sömürgeleştirilmesi evet. Hadisesi var. Tabii. Ama yani yeryüzünün nabzının sonuna geldik sevgili Alişan. Peki o zaman. Buradan bitirelim. O zaman Murat Hoca evet. ile devam edelim. Eyvallah. Evet, son bölümümüzdeyiz Kitaplar ve Hayatta. Bu bölümde de yine Kürt meselesini konuşacağız ama bunu bir kitap üzerinden yine konuşmaya çalışacağız. Murat Somer hocamızın çıkarttığı Milada Dönüş, Ulus Devletten Devlet Ulusa Türk ve Kürt Meselesinin Üç İkilemi diye bir kitap var. Bu kitap üzerinden konuyu ele alacağız. Koç Üniversitesi yayınlarından çıktı bu kitap. Gerçekten de bayağı güzel bir çalışma hocam. Yani konuyu bayağı kapsamlı bir şekilde ele almışsınız. Teşekkür ederim. Şimdi hocam, sizin üç ikilem dediğiniz olgu var. Kitabınızı ortaya koyduğunuz. Bu üç ikileme baktığımız zaman bir tanesi ilk bölümde de kısmen değindiğimiz dış dinamikler meselesi. Yani Kürt sorununun jeopolitik bir silah olarak çeşitli büyük devletler veya bölge devletlerinin kendi aralarında çıkar çatışmaları için kullanması durumu. Bir diğer problem, Kürtlerin taleplerinden daha çok sizin dikkat çektiğiniz bir nokta, Türklerin bu anlamda kimlik meselesi. Yani sizin deyiminizle bir devlet ulusa dönüşememenin bir ulus devlet olarak kalmanın sancıları diyorsunuz siz. Dolayısıyla bu meselelere baktığımız zaman, evet, elit işbirliği ikilemi bir de sizin dikkat çektiğiniz önemli bir nokta. Yani deyim yerindeyse her iki tarafında seçkinlerinin kendi aralarında bu meseleyi halletmek için ortak bir irade göstermesi sanıyorum. Bu üç unsurun eksik olması sorunun köklü anlamda çözülmesini engelliyor diyorsunuz. Hı hı. Bu tezlerden yola çıkarsak çözüm sürecinde eksik olan noktalar nelerdi hocam? Öncelikle çok teşekkür ederim değer verdiğiniz için, davet ettiğiniz için. Benim için yani gerçekten bir mutluluk burada olmak. Çok basit bir şekilde söylemek gerekirse bu üç ikileme yanıt veren, yani çözebilecek bir vizyon eksikliği olduğunu söylemek gerekiyor. Peki hangi korkular burada hocam ağır bastı? Yani hangi etkenler bu üç ikilemin çözülmesini zorlaştırdı? Şimdi burada tabii büyük bir güvensizlik, yani en büyük problem tabii güvensizlik problemi var. Yani taraflar konuşuyorlar, elbette ki çözmek istiyorlar sorunu ama birbirlerine güvenmiyorlar. Ve bir şekilde birbirlerinin beklentilerine karşılık verebilecek bir önerileri yok, bir vizyonları yok. Dolayısıyla bir yerde siz zaman kazanmaya çalışıyorsunuz. Burada tabii ben şunu söylemek durumdayım. Biraz Türkler daha eksik bence. Çünkü Kürtlerin katılabilirsiniz ya da katılamazsınız. Son dönemde ortaya koydukları ve bu müzakere sürecinde de ortaya çıkmış somut önerileri var. Fakat Türklerin aslında yok. Türklerin bu konuya bakış açısı daha çok silahların bırakılması, bir şekilde barışın gelmesi. Tabii kimse bilinçli olarak böyle bir şiddeti insanların ölmesini istemez diye umuyoruz. Ama somut Türklerin çok fazla burada bir önerisi yok. Aslında bu çözümü engelleyen, bu benim bahsettiğim ikilemlere baktığımız zaman Kürtlerden çok Türklerle ilgili olduğunu görüyoruz. Türklerin kendi aralarında aslında çözmeleri gereken bazı sorular var. Bunlar nedir?
İki tanesi bu dış faktörlerle, dinamiklerle ilgili olanları tartıştık. Tekrar geriye dönebiliriz. Diğer kalan ikisinden biri kimlikle ilgili. Öbürü de Türklerin kendi arasındaki iktidar mücadelesi, gelecekle ilgili. İsterseniz kimlik konusundan biraz bahsedelim. Olur. Kürt olur meselesinde. Uygun. Ya bu kimlik meselesi gerçekten çok önemli bir mesele. Çok önemli. Yani hani ilk başta en azından gündeme gelen şey bir çok kültürlülük temelinde. Çok kültürlü, çok etkili. Aslında bu coğrafyanın da genel yapısına baktığımız zaman uygun olan bir şey gibi. Yani çünkü bu coğrafyaya baktığımız zaman batıdaki bir ulus devlet oluşumunu kurmak kolay değil. Çünkü gerçekten pek çok etnik yapı var ve pek çok kültür var. Onunla aslında batıda da birçok şey var. Yani ulus devlet denen şey diğer kimlikleri tamamen ezmek ve yok etmek üzerine bina edilmiş. Tek kimlik üzerine olan bir şey. Bir uluslaşma ideolojisi zaten onun üzerine. Hani İtalya'dan tutsan İtalya'dan İngiltere'ye kadar her zaman diğer kimlikler bastırılmış. Bir kimlik ön tarafa çıkarılmış ve o devletin resmi ideolojisi haline gelmiş. Yani Türkiye'de aslında böyle bir süreci yaşadı. Yani moladan önce de bahsettik aslında. Bütün bu ulus devletlerin batıda da geldikleri yeni bir aşama var. Biraz bu ulus devletler batıda etnik açıdan nispeten homojenlik sağlayan savaşlar sonucu kuruldukları için orada tek kimlikler belki biraz daha nispeten kolay bir şekilde egemen kılınmış diyebiliriz ama orada da mutlaka o dönemde, yani bundan 100 yıl öncesinden, hatta 150 yıl öncesinden, 200 yıl öncesinden bahsediyoruz. Mutlaka bir kimlik ön plana çıkartılmış ve bir asimile, başka kimlikler geri planda kalmış. Fakat bugün Batı demokrasilerinde de çok daha farklı, bugünün teknolojisiyle, bugünün bilgi birikimiyle, bugünün beklentileriyle, demokrasi beklentileriyle çok daha farklı, daha çok kültürlü sonuçlar üretmek mümkün. Şimdi kimlik meselesine geri dönersek, Kürtlerin Türkiye'de kendilerini, kendi kimlikleri uzun süre reddedildiği için eşit, kendi kimliklerinin eşit ve makbul bir kimlik olması talepleri var. Bunu istiyorlar. Evet. Aslında bunu anlıyoruz. Fakat bu Kürtlerin kimliğine yaklaşım, devletin yaklaşımı geçmişte ve onların kimliğinin reddi, hatta demokratik ihtiyaçlarının inkarı, geçmişte Türk kimliği adına yapılmış olduğu için Kürtler bu talepleri yaptıkları zaman bu hemen bir Türk kimliği tartışması da başlatıyor. Ve Türkler arasında bir kimlik endişesi yaratıyor. Bunu da aslında çok iyi anlamak lazım çözüme ulaşabilmek için. Böyle bir endişe var zaten hocam. Yani genel olarak burada şöyle söyleyelim. Zaten sizin ulus devlet kavramınız kullandığınız şeyi ben devlet ulus olarak kullanıyorum aslında. Yani devletle ulusun bütünleşmesinin... Yani devlet için bir ulus yaratılmasının fakat dünyada kullanılan biçimiyle devlet ulus daha farklı bir şey. Devlet ulus dediğimiz zaman ben kendi kullanımım açısından sizin kullanılış biçim tabii hocam. O da tabii mutlaka yani doğru herkesin anlayışı biçimi farklı olabilir. Fakat devlet ulus dediğim zaman benim anlatmaya çalıştığım şey toplum içerisinde farklı değişik kimliklerin bir üst kimlik alt kimlik ilişkisi içerisinde olmadığı ve kendilerini eşit ve makbul olarak görebildikleri bir devlet yapısı. Hocam kastınız daha çok şey, çok kültürlü bir toplum tartışmaları vardı. 1960'larda başlayıp Batı'nın da bugün İngiltere'sinde Almanya dahi daha böyle şey bir yerdir. Kabul ettiği tüm kimlikleri eşit seviyede olan bir devlet yapısı. Fakat orada şöyle bir şey, o konuda da onunla alakalı bir şey mi devlet ulustan kastınız? Çok kültürlü fakat burada bu çok kültürlülük tartışmalarında ihmal edilen, zayıf kalan bir yön vardı. Bunu Batı demokrasileri de zaman içerisinde anladılar. Çok kültürlülük çok güzel bir şey fakat her toplum için ortak bir kimlik, ortak bir kimliğe sahip olmak da çok önemli. Çünkü demokratik bir toplumda yaşayacaksak sonuç olarak birbirimizi bir yerde bir ortak olarak kabul etmek durumundayız. Yani biz bu toplumun geleceği hakkında eşit söz sahibiyiz vatandaşlar olarak. Dolayısıyla bir ortak kimlik çok önemli. Aynı devletin ortak kimliğe sahip. Sanırım fakat bu ortak bizim kimliği, hala çözemediğimiz sorun da o gibi galiba hocam. Yani. Çok çok önemli. Evet doğru. Çözemediğimiz şey çünkü çok kültürlülük tartışmaları ya da Kürtlerin kimlik talepleri yapıldığı zaman Türkler bundan iki tür endişe duyuyorlar diye düşünüyorum. Birincisi peki bu ülkeyi bir arada tutan ortak kimlik ne olacak? Bir Türk kimliği yerine bir İslami kimlik mi gelecek?
veya Türk kimliğini yapıştırıcı çimento ne diye. Yapıştırıcı çimento evet. Ne olacak? Biz hangi kimlik üzerinden aynı mecliste temsil edeceğiz? Siyasi kurumlar ne üzerinde kurulacak? Bir anayasada veya devlet kurumlarında, sembollerinde peki Türklüğe ne olacak? Ve aynı zamanda da bunun sonucunda Türk kimliği bir aşınmaya uğrar mı endişesi duyuyorlar. Bunu anlamak çok önemli. O yüzden de ben bu Türklerle ilgili bir sorun diyorum. Çünkü Türklerin kendi arasında tartışarak aslında daha güvenli hale gelmeleri gerekiyor Türk kimliği konusunda. Bu güvensizliğin nedeni de şu olduğunu düşünüyorum. Türk kimliğinin aslında farklı anlamları var, farklı boyutları var. Kendini Türk olarak kabul eden milyonlarca insan var. Ama değişik grupların algılaması Türk kimliğinin ne olduğuna dair farklı. Bu aslında bir zenginlik. Ama Türkler bunu bir zayıflık olarak görüyorlar aslında. Çünkü Türk kimliği tarihten gelen bir kimlik, hep asırlardır var olan bir kimlik. Bu tarihsel boyutu yönüyle de örneğin Türk kimliğinin bizim Irak'taki, Suriye'deki Türkmenlerle bir bağı. Hocam ama yani bu kimlik meselesi bir... de sanki birazcık şöyle bir yani yaralı kimlik haline dönüştürüldü. Biraz ben şöyle bir şey hatırlıyor gibiyim. Yani sürecin başında galiba Konda'nın yaptığı bir araştırma vardı. Yani bu 30 yıl önceki falan yani bu işte PKK saldırıları başladığında, bu çatışma süreci başladığında sanıyorum. Özal dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde sanıyorum yine Konda'nın yapmış olduğu bir araştırmaydı herhalde. Ya Konda'nın ya da o gün başka bir ad vardı herhalde. Ondan sonra Siyar'dı galiba o zamanki adı. Yanlış hatırlamıyorsam. Onların yaptığı bir araştırma vardı. Ve araştırmada halkın büyük bir bölümü, yani Türkiye halkının büyük bir bölümü, Kürtlere hak veriyordu mesela. Kürtlerin kendi kimliklerini rahatça kullanabilmelerini, yani kendi dillerini özgürce kullanabilmelerini doğal ve haklı bir talep olarak görüyordu. Aynı şekilde kendi kültürlerini yaşatma çabalarını haklı ve doğru bir talep olarak görüyordu. Bölgenin ekonomik olarak mesela daha geride olmuş olmalarını bir problem olarak görüyordu. Bu sorun çözülmelidir diyordu. Yani Türk halkının meseleye bakış açısı mesela bu 30 yıllık çatışma sürecinden önce daha toleranslı diyebileceğimiz bir boyuttaydı. Bu 30 yılda galiba bir şeyler koptu gibi. İşte, tabii ki yani büyük bir ruhsal tabii kopuş yaşıyoruz. Yani şu, Türkiye'nin şu anda gittiği yer maalesef gerçekten hiç çok tehlikeli. Fakat bütün bakın yani tabii ki zaten soru şu. Kürtlerin kendi kimliklerini daha özgürce yaşamaları neden Türklerde bir kimlik endişesi yaratıyor? Aslında yaratmaması gerekir. Çünkü bu tartışmalarda şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. Peki üst kimlik ne olacak? Kürtler kendi kimliklerini daha çok ifade etsinler. Şimdi Türklerin çoğunluğu zaten şöyle söylüyor. Tabii ki Türklük bir üst kimliktir veya bazıları için de Türkiyelilik. İşte alt kimlikler vardır, Lazlar vardır, Çerkezler vardır, Kürtler vardır. Bu alt kimlikler de çok kültürlülük temelinde kendilerini özgürce ifade etsinler. Fakat şunu tabii şu sorun çözülmüyor böyle dediğiniz zaman. Çünkü o zaman mutlaka bir kimlik, alt kimlik, bir kimlik, üst kimlik oluyor. Ve Kürtlerin tam da talebi olan, yani eşit görülme talebi karşılanmamış oluyor. Böyle olmasın dendiği zaman da bu sefer de peki üst kimlik ne olacak? İslami bir kimlik mi gelecek? Türk kimliği ortadan mı kaybolacak? Türkler böyle bir endişe yaşıyorlar. Aslında böyle tartışılmaması gerekiyor. Çünkü üst kimlik, alt kimlik çerçevesinden çıkmak ve şunu söylemek gerekiyor. Ortak kimlikler her toplum için önemlidir. Türkiye'de de zaten ortak bir kimlik var. Yani bir ortak Türkiye'ye ait olma, ortak bir vatana sahip olma bilinci kimliği oldukça güçlü Türkiye'de. Fakat insanlar bu ortak kimliği aynı isimle benimsemiyorlar. Evet. Türkiye'lilik mesela pek fazla tutmadı değil mi? Yani insanlar Türkiye'lileşme gibi şey yaptılar. Türkiye'lilik kavramı. Türkiye değil de Türkiye'lilik. Çünkü üst kimlik olarak tartışıldı. Üst kimlik bu arada şey değil mi? Bir şemsiye kimlik olarak düşünülen bir şey. Onun altında şemsiye kimlik mesela Türkiye'lilik. Evet. Bir şey. Şemsiye Türkiye'lilik bazı yani Türkiye'lilik bazı insan toplumun belli bir kesimi için örneğin Kürtlerin önemli bir kesiminin çok benimseyebileceği bir kimlik. Yani başarısız demek de istemem. Ama Türkiye'lilik bir şemsiye veya üst kimlik olarak öne sürüldüğü zaman
otomatik olarak tabii bazı başka kimlikler alt kimlik haline geliyor. Örneğin Türk kimliği de alt kimlik oluyor. Türkiye, Türk kavramı zaten bir etnik kimliği her halükarda gönderme yapan bir kavram. Yani neden Kürt yeğlilik değil de Türk yeğlilik falan gibi bir şey. Yani insanlar kafalarında böyle basit görünmesine rağmen şeyler sorular uyarıp ve bunlar zaten yıllardır bu yani ne derler tepki göstermekteler insanlar kendi içlerinde. Şöyle ilginç olarak. Bir şey var aslında şunu yapmamalıyız. Ben sizin Türk kimliğini nasıl tanımladığınızı, etnik olarak mı görüyorsunuz, başka türlü mü görüyorsunuz, bunu sorgulama hakkına sahip değilim. Ve böyle olmamalı. Kimlikleri aslında şöyle, ben bir farklı kökleri, değişik kökleri ve değişik dalları olan bir ağaca benzetiyorum. Siz bir kimliğe farklı yerlerden bağlanabilirsiniz. Türkiye'de geçmişinde hatta dedeleri, anaları dedeleri Türkçe konuşmayan ve bunun bilincinde olan ama kendini Türk olarak gören milyonlarca insan var. Başka insanlar da Türklüğü farklı bir şekilde tanımlıyor. Evet. Kimsenin, bunun bir zenginlik olarak görmek gerekir. Yani sadece belli bir ana dilden, belli bir tarihsel kökenden, belli bir geçmişten gelen insanların benimseyebileceği bir şekilde bir kimliği tanımlarsanız aslında o kimliği fakirleştirmiş olursunuz. Evet. Ama hocam, öte yandan da çok sahaya değil. Baktığımız zaman... Pardon, çok özür dilerim. Sen soru verirsen. Sahaya baktığımız zaman şöyle bir durum var. Yani kimlik meselesi bu meselenin çözümü noktasında daha kolay aşılabilir bir sorun gibi gözüküyor. Esas zorlayıcı nokta şey gibi gözüküyor. Yani dış güvensizlik meselesi. Yani temel problem, en azından devlet aklı açısından baktığımız zaman temel problem hep şeye gidiyor. Yani yani bu meseleyi eğer siyasi hakları da içine alacak şekilde çözersek bunun sonu başka bir yere gider. Ve burada özellikle siyasi hakların kimlik meselesinin daha önüne geçerek masada olması bir takım güçlerin bizim içimizi karıştırmasını kolaylaştıracak bir unsur olarak yani karşımıza çıkar gibi bir bakış açısı var. Yani devlet aklı en azından böyle işliyor şu an aslında, için. Yani bir şey var böyle bir paranoya hali var. Çok şey de var tabii bunun tarihsel arka planları da var elbette yani işte. Aslında öyle değil. Sorunlar yaşanmış çünkü. Ben aslında bunu bertaraf etmeye çalışıyorum. Çünkü 90'lardan beri geçtiğimiz süreçlere hatırlarsak bu üç ikilemin üçü de çok önemli ve birbirini engelliyor. Hı hı. Hangisi en önemlisi dememek gerekiyor. Ve zorluğu da zaten problem şuradan. Yani üçünün de aynı anda çözülmesi gerektiği için çözmek zorlaşıyor gerçekten. Çünkü vizyon dediğimiz zaman aslında bu üç ikileme de aynı anda yanıt getirebilecek çözüm arayışını aslında ben kastediyorum. Kimlik meselesi çok önemli. Geçmişte Demirel'in bu konuda ifadesi vardır. 90'larda bir takım açılımlar yapılmaya çalışıldı. O zamanki SHP-DYP koalisyon döneminde. Ve orada Demirel'in bir lafı vardır. Ben Türklerin bu kadar milliyetçi olduğunu bilmiyordum. Yani bu açılım yapıldıktan sonra öyle tepkilerle karşılaştık ki sadece muhalefetten değil, yani toplumdan da bir kimlik endişesi anlamında ve şaşırdığını ifade etmiştir. Kimlik meselesi de çok önemli. Dış güvensizlik meselesi, bu jeopolitik şey çok önemli. Bir de bir mesele daha var. O mesele de şu, iktidar meselesi. Şimdi Kürt meselesini kim çözecek? Siyasal partiler, siyasal elitler. Aktörleri toplum var talep eder. Tabii. Aktörleri var. Tabii. Toplum talep eder. Böyle bir sorun var zaten. Bir şekilde onlar bir araya gelecekler, çözecekler. Türkiye'deki siyasal elitlerin arasında çok büyük bir güvensizlik sorunu var. Ve onların arasında ben büyük bir o noktaya geçecektim var. Zaten aslında hocam. Yani sizin burada elit işbirliği ikilemi dediğiniz bir olgu var. Bir okuyayım burada kitabınızdan. Bu ikilem siyasi aktörlerin çoğu kez Kürt meselesiyle doğrudan ilgili olmayan ideolojik ayrılıklarından, güvensizliklerinden veya iktidar mücadelelerinden dolayı bu sorunu çözmek için ortak çalışamamalarından ve birbirlerini dengeleyip kontrol edememelerinden kaynaklanıyor. Bu ikilemin çözülmesi için daha dengeli ve hesap verir bir siyasal sistemin ortaya çıkması elzem. Ayrıca dindar, laik, Kürt, Türk ve Kürt siyasal aktörler aslen
Kürt meselesiyle ilgili olmayan konularda en azından aynı masada oturabilecek oranda bir asgari güven ve demokratik uzlaşma zemini oluşturmalı. Şu ana kadar işbirliği yapamamış ılımlı aktörler ortak hedefler için en azından sınırlı ve pragmatik işbirliği yapabilmeli diyorsunuz hocam kitabınızda. Şimdi bu elit meselesiyle ilgili sanki benim kafama takılan nokta şu. Yani siyasal değil de sosyal anlamda otorite diyebileceğimiz, yani bölgedeki insanların sözünü dinleyebileceği, önderlik yapabilecek vasıflara sahip elitlerin olmayışı, belki de sorunun sadece siyasi elitler arası bir müzakere noktasına gelmesine yol açıyor gibi. Bu da aslında siyasi elitler noktasına geldiği zaman çözümü zorlaştıran bir etken gibi sanki hocam. Çok doğru. Yalnız şöyle, şimdi bu elitler arasındaki güvensizlik meselesi sadece iki taraf arasında değil. Yani birincisi Türk ve Kürt veya bölgedeki elitler, kanaat önderleri, siyasal temsilciler arasında güvensizlik. Yani bu soru, bu mesele müzakere edilmeye çalışılıyor, konuşuluyor ama konuşan taraflar birbirine güvenmiyor. Ama bir de Türklerin Türkleri temsil edecek siyasal elitlerin arasında da güvensizlik yok. Bakın şimdi şöyle, yani bu meseleye biz işte Türkler Kürtler açısından bakalım diyelim ama bütün bu süreçte örneğin İslami elitlerle laik elitler de aralarında hiç güven yok. Anlaşamıyorlar, bir arada çalışamıyorlar ve onların arasındaki bu iktidar mücadelesi belki de Kürt meselesinden daha önemli. Evet. Bunu çok anlamak gerekiyor. Yani bu burada sosyal tabanı var zaten, laiklerle İslamcılar arasında böyle bir çatışma. Ama benzer şey taban problemi şeyde de var Alişan. Mesela yani Kürt tarafındaki siyasi aktörler arasında da benzer bir problem var. Mesela orada da İslami kimliği taşıyan kesimle mesela şu anki siyasi iktidar daha rahat sorunu çözebilecek gibi gözüküyor. Mesela hani onlar sahnede, sahnenin ön tarafında olsalardı mesela çözüm daha kolay olacak gibiydi. Çünkü ortak kimlik sorununu aşabileceklerdi onlarla birlikte. Ama Kürt tarafının temel siyasi aktörü ve siyasi elitleri diyelim ağırlıklı olarak laik bir düzlemle meseleye baktıkları için ve daha modern bu anlamda bir pozisyonda oldukları için sorunun çözümüyle de ilgili daha modern ve daha laik diyebileceğimiz temelde bir takım talepler ortaya çıkıyor. Tabii çünkü... Ama evet, bu işi zorlaştırıyor o zaman. Çok zorlaştırıyor. Çünkü bu aynı ayrım ve bu ayrım, uçurum, güvensizlik son yıllarda çok daha derinleşti, ağırlaştı. O yönde geriye gittik açıkçası. Yani diyelim ki Kürtlerin, Kürt siyasal elitleri arasında da baktığınız takdirde onların arasında da peki... Kürtler kendi kendini yönetecek veya farklı reformlar yapılacak, değişik öneriler var ama bu nasıl bir toplum devlet düzeni, daha İslami bir yönetim mi olacak yoksa daha laik mi olacak, sol tandanslı mı olacak? Aynı şekilde de Türkiye'nin geneline bakıldığı takdirde Türkiye İslami bir yöne mi gidiyor yoksa daha laik unsurları, özelliklerini koruyan, bu ikisinin bağdaşabileceği bir demokratik bir model olabilir mi? Bu konuda çok daha umutlar vardı geçmişte en azından. Böyle bunun doğurduğu endişeler var ve bir iktidar mücadelesi var. Ve bu iktidar mücadelesi Kürt meselesinden daha önemli. Yani baktığımız takdirde dediğiniz çok doğru. Hatta Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde de aynen böyle olmuş. Baktığınızda diyebilirsiniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki daha İslami tandanslı Kürt milletvekilleri, siyasal aktörler, onlar hükümette daha ortak çalışabiliyor. Onların arasında da çok güvensizlik var aslında ama belki ideolojik yakınlık, kimlik yakınlığı evet. Dolayısıyla daha çok konuşabiliyorlar. Ama onların tabii bir de Kürtlerin sol, laik tandanslı olanları arasında hiçbir güven yok. Onlar konuşamıyorlar aralarında. Peki... Kürtlerin sol laik temsilcileriyle Türkiye'deki sol siyasal partiler konuşabiliyorlar mı, işbirliği yapabiliyorlar mı? Onların arasında da büyük bir güvensizlik var. Aynen. Ve aynı şekilde de bakın tabii ki işte sol ve muhafazakar partiler arasında güvensizlik var. Yani bu sorun elbette ki çok zor bir sorun. Aktörlerin arasında güvensizlik olması da anlaşılır bir şey. Fakat bir arada yaşayacak bir toplumda
birbiriyle anlaşamayan siyasal aktörlerin, ana muhalefet partisinin, iktidar partisinin bir masada bunu tartışamaması, konuşamaması hiçbir şekilde anlaşılamaz. Yani bu biraz anormal bir durum. Evet. Yani elbette ki çok farklı görüşleri olacaktır, anlaşamayacaklardır. Fakat birbirlerinden bu kadar derin güvensizlik duymaları anormal bir durum ve bu güvensizlik Kürt meselesinden kaynaklanmıyor. Tamamıyla bu laiklik ve dindar ideolojik evet, daha derin şeyler. Burada da gene farklı kimlikler. Bir şey soracağım ben. Süremiz çok azaldı ama istersen. Hemen tamam. Kısa. Şimdi bu sürecin aslında ana aktörleri belli. Daha doğrusu hani çatışmaya giren aktörleri belli. Yani hani devletle PKK ya da HDP yani bir şekilde onların müzakerecisi olarak şey duran bir şey. Bunlar arasındaki bir şey. Hani bunlar bir tarafa atılma. Bunlar şu anda müzakere masası devrildi ve bitmiş durumda. Yani kabul edilmiyor vesaire. Bunu şeye almadan başka bir yol izleyeceğini söylüyor hükümet vesaire. Bu aktörler olmadan bu sürecin başarısı şansı var mı mesela? Bunu evet. Kürt meselesinin temelinde zaten bu meselenin tarafı olan, muhatabı olan aktörlerin muhatap alınmaması yatıyor. Hangi çözümü getirirseniz getirin, mutlaka ve mutlaka bunu konuşarak, müzakere ederek yapılması lazım. Tek bir tarafın, tek bir siyasal gücün ürettiği, empoze ettiği çözümler tarihsel perspektiften baktığımızda maalesef başarılı olma şansına sahip değil. Evet hocam. Elbette ki zaten bir barış müzakeresi, süreçler mutlaka tabii ki düşmanlar arasında yapılır. Tabii. Yani burada tabii ki Türkiye'de terör problemi de oldu, savaş yaşandı, çok canlar yandı. Düşmanlar arasında yapılır zaten. Ama bir sorun hocam, ancak süremiz sona erdi. Yani, konuşarak halledeceksiniz. Çok önemli geçelim. Şeylere değindiniz ama süremiz yetmedi. Evet, yani çok önemli konu bu. İnşallah dediğim gibi yani bir başka programda yine ayrıntılı konuşuruz. Sonuç olarak Kitaplar ve Hayat'ta sevgili Murat Somer hocamızın Milada Dönüş kitabı üzerinden Kürt sorununun üç tane ikilemi dediğimiz meseleyi ele aldık. Neydi bunlar işte? Dış güvensizlik meselesi, elit işbirliği problemi ve ortak kimlik sorunu diyebileceğimiz bu üç tane ikilem. Ve buradan şeyi anlamaya çalıştık. Yani bu üç ikilem aşılmadan bu sorun çözülebilir mi? Çıkan neticeye bakarsak zor gözüküyor. Peki bir uyandırma servis programının daha sonuna geldik. Bundan sonraki programlarımızda, başka konularda, başka konuklarımızda yine sizlerle birlikte olacağız ve meseleleri anlatmaya, arka planında olup bitenleri açığa çıkartmaya gayret edeceğiz.